Hey yavrum, hey yengenize bakın. Dün akşam beraberdik. Ama dikkat edin, resimlere bir şey olmuş. Dur oğlum bakalım. Ya bakalım böyle iskele gibi karı bulacaksın. İstediğin taraftan yanaşasın. Bacak gibi karı ben almışsın. Ulan resimlere dikkat et lan. Başlarım ha. Aslanım be. Bacaklara bak be. Artist gibi be. Namussuz evladım be. Dur bakayım. Resmi yırtacaksın ulan, hele açın bak. Nefis tatlı karı be. Şuraya bak be. Verin o resimleri bana. Al Tayfun abi. Buyur abi. Nereden buldunuz bu resimleri? Şey, fotoseyyardan aldım abi. Ne yapacaksın ha? O hayvana kaç defa bu işi yapma dedim. Ama abicim yani... O da öyle poz vermeseydi, değil mi abicim yani? Hadi, gevezelik edeceğine işte. İyi oldu. Yavaş be, yavaş. Ah, Gül. Gül, bir dakika, Gül. Gül. Merhaba Kemal, nasılsın? Merhaba Gül, sağ ol. Sen nasılsın? E işte, Tayfun süngerden döndü mü? Birazdan döner. Niye sordun? Hiç, sordum işte. Hemen gitme ne olur, biraz daha konuşalım ha? İyi ama otelden malzemeyi bekliyorlar. Hem biliyorsun annem benden konuşmanı istemiyor. Bak dinle, sana mühim bir şey söylemek istiyorum. Kemal! Çabuk pansiyona gel, yapılacak bir sürü iş var. Ama anne, bu mevsimde ne müşteri var ne de bir şey... Gel diyorum! Bıktım sizlerden. Hep kızların peşinde koşarsınız. Ne işe bakarsınız ne güce. Gir içeri. Hele o Gül'ün peşinde koşman yok mu? Öyle bozuluyorum ki. Merhaba. Merhaba. Süngercilerin motoru ne tarafa yanaşacak? İleride, mendireye yakın yanaşıyor. Çava ne gelecekti benim? Nerede çava? Bir çay yap. Merhaba Gül, nasılsın? He? Merhaba. Merhaba Tayfun, nasılsın? İşte şöyle böyle. Bir parçacık sünger için haybeye dolaştık durduk. Zarar yok, sen döndün ya. Denize her çıkışımda gözlerim yollarda kalıyor. Ne yazık. Gözlerine acımıyor musun? Ne hainsin Tayfun. Ben senin yerinde olsam... ...benim gibi suratsızın aksinin biriyle vaktimi kaybetmezdim. Delinin birisin sen. O benim bileceğim iş. Anlamsız yaşayan akıllı olmaktansa... ...mutlu yaşayan deli olmayı tercih ederim. Gördüğüne sevinmedin mi? Beni öpmeyecek misin? Ne? Burada herkesin önünde mi? Aman ne olurmuş, hırsızlık yapmıyoruz ki, gizli yapalım. Gemilerde talim var, bahriye yârim var. O da gitti sefer, ne talimsiz başım var. Hani benim Tayfun? Tayfun'un ben sana vurdum. Oh, my God.
Müşteriler lokantada yemek bekliyor. Sen burada çifte telli oynuyorsun. Seni musibet seni. Yürü! Ne oluyor be Tayfun? Benden ne istiyorsun? Hadi hadi. Zop gene başladı oynamaya. Çek kulağından al şunu içeri. Müşteriler hoşlanıyor karıcığım. Bu kız bir gün gelecek başımıza iş açacak. Sarhoşlar silahlarını çekecekler. Al sana bir çıngar. Artık sepetlemenin zamanı geldi. Alsın başını gitsin buradan. Ne haber abi? Süngerden dönüşte eve gelmedin. Ne arıyorsun buralarda aylak aylak? Hiç. Gelecek hafta süngere ben de çıkıyorum. Salih Bey iste. Hayır. Sana sünger yasak. Bu yaşta ciğerlerini parçalamana gönlüm razı olmaz. Benim ciğerlerim senden sağlamdır evvelallah. Senin yerin annenin yanı. Sen de açık denizlerde ping atıp duracaksın değil mi? Denizlerde iş yok artık. Başımı alıp gideceğim buralardan. Beğenmiyor musun burayı? Başınıza çalın. Boğuluyorum burada. Burada kalmanı istiyorum Tayfun. Gideceğim anne. Seni buradan kaçıran mühim bir sebep var. Yoksa bir gönül meselesi mi? Abi bir yere gidemezsin. Emrediyorum sana. Burada kalacaksın. Bak serseriye. O nasıl laf? Basbayağı laf. Kırarım kafanı yoksa. Terbiyesiz herif. Tayfun, sen onun kusuruna bakma. Geveze herif. Aklınca şaka yaptın bana. Canım abicim, affet beni. Yavrularım dedi. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Tombiş! Tombiş! Nerelerdesin sen? Mustafa! Gel, sen de gel. Buraya bakayım. Sizler de olmasanız derdimi kimlere anlatırdım ben? Baksana her fırsatta azarlayıp duruyorlar. Sanki uşaklarıymışım gibi. Yanına gidecek kimsem olsa bir gün bile durmazdım buralarda. Sizi de alır giderdim. Ama ne yapalım? Öksüz kalmışım bir kere. Hello. Ne istiyorsun? Çok güzel olduğunuzu söylemek istedim. Git işine be, senden uğraşacak keyfim yok.
Hemen öfkelenme bebeğim. Sulu sokak zamparalarından değilim ben. Bir yer arıyorum. Sivrikaya neresi? Turizm müdürlüğüne sor. Ne kadar öfkelisin baby. Baby. Bizim Türk kızları hep böyle mi oluyor? Ay sen Merih'ten mi geldin yoksa? Hayır, Amerika'dan geldim. Şehrinizde turistik tesisler kurmak, yatırımlar yapmak istiyorum. Ama yardımcı olmuyorsunuz hiç. Enfes, tam düşündüğüm gibi. Bak baby, tam şuraya muazzam bir otel konduracağım. 150 odalı. Önünde plajı, altında barı, gece kulübü, kumarhanesi. Kumarhanesi mi? Elbette, turistler için yapıyorum ben burasını. Zengin, hovarda turistler için. Ah, göreceksin, cennet olacak her taraf. İyi ama buraların sahibi var. Satacaklar mı bakalım, konuştun mu kendileriyle? Kim buranın sahibi? Tayfun ve Kemal adında iki kardeş. Bir de anaları. Ha, o iş kolay. Şimdi gelelim senin güzelliğine. Açıl bakalım. Rıhtımda bir kotram var. Görsen bayılırsın. Gel seni oraya götüreyim. Kız, ne arıyorsun bu kıyafette burada? Tayfun. Rıfat Bey şimdi de seni turistlere mi satmaya kalkıyor? O nasıl laf Tayfun? Bu adam sizin araziyi satın almak istiyor. Sen gazla bakalım buradan. Bana bak yabancı. Bizim satılacak arazimiz yok. Bir daha seni buralarda görürsem kırarım ayağını. Tayfun, yarın Poyrazoğulları'nın düğününe geliyorsun değil mi? Ömür abim bu dansları çakmıyor. Git de yardım et. Ya Kemal, gene başım dönmeye başladı. Çabuk eve git, ilacımı getir. Pis yosma. Burada bir sürü erkek var. Hepsi de seninle oynaşmak için can atıyor. Sen de gelmiş oğluma kanca atıyorsun. Görmüyor musun senden nasıl nefret ediyor? Git de başkalarına sürt. Yosma, pis yosma! Oo, Gül, bu ne sürpriz? Gelsene. Şu anda 1 milyon dolar bulsam bu kadar sevinmezdim. Gel. Buyurun. Arkadaşlar, size bu kasabanın en sevimli insanını tanıtıyorum. Partimizin şeref misafiri olacak. Ne içersin hemen? En sert içki hangisiyse onu verin bana. Kendimi unutana kadar içmek istiyorum. Yaşa baby. Bizim kafamızda olduğunu görür görmez anlamıştım. Bazen bu kasabada senin için söylenenlerin doğru olduğuna inanasın geliyor. Elbette doğru. Onların yüzüme haykırdığı gibi bir insanım ben. Pis bir yosma. Yosma, yosma. Hey. Şş,
Söyle bana, kim sana o iğrenç kelimeyi söyledi, kim? Annen, gözlerinde nefret şimşekleri çakıyordu. Halbuki ben ne yaptım ona? Hayatı sevmek, gülmek, şarkı söylemek, dans etmek günah mı? Bu kasabada bir sürü genç kız var. Onlar da oynuyor, onlar da şarkı söylüyor. Ama ben yaptım mı suç oluyor. Açık saçık geziniyorsun. Gözlerindeki ışıklardan bir şeyler umutlanıyor erkekler. Herkes sana sahip olmak istiyor. Ve sen onların sahip olmak istediklerini saklamasını beceremiyorsun. Çok korkuyorum Tayfun. Bir tek sen varsın güvendiğim. Bense sana karşı daima kötü muamele ettim. Halbuki ne kadar isterdim bana acımanı. Sana karşı hislerim acımadan çok öde. Doğru dürüst konuşmuyorsun bile benimle. İstediğim insan olabilmeni ne kadar isterdim. Söyle, iste benden. Açık saçık giyinmem mi seni üzer? Kapanırım. Nasıl istersen öyle olurum. Çok geç. Çevre seni mahkum etmiş. Benim gözümde temiz, tertemiz bir genç kızsın ama bunu onlara anlatamaz. İşte bu yüzden başımı alıp gidiyorum. İlk otobüste yer ayırttım. Allah'a ısmarladık. Artık hiç ayrılmayacağız. Seninim. Yarınlar, yarınlar bizim artık. Üşüyorsun. Hayır, üşümüyorum. Çok mutluyum. Çabuk bu elbiseleri değiş, yoksa hasta olursun. Sabah köy durağında otobüsü bekleyeceğim. Thank you.
gördün mü yolda bekleyeni? Şu otelcinin yelloz evlatlığı değil mi? Hmm. Ne arıyor buralarda? Kim bilir gene ne sürtüklük peşindedir. Kasabanın yüz karası. Birine baş göz olup gitse de el alemde rahat etsin. Doğru. Öyle misin kız? Kim alır onu? Evlendiğinin ikinci gününe varmaz kocasına boynuzları takar ayol. Hayır bak bu lafı iyi de bekler. Bir günde balıkçının hani var ya. Balıkçının sanıyorum. Durma. Gazlı Necati abi. Konuşmadan gideceksin diye öyle korktum ki seninle görüşeceklerim var. Hiçbir yerde iş bulamamışsın. Artık burada kalmama imkan yok. Kimse beni sevmiyor. Kimse beni istemiyor. Gitme bir yere. Bizim pansiyonda kalırsın. Neler söylüyorsun Kemal? Beni sevmeyenlerden biri de annen. Annen ne der? Ne derse desin. Artık aldırmıyorum ona. Umurumda bile değil. Olacak iş değil bu. Biz bütün dedikodu yaparlar. Senin de başın derde girer. Evlenirsek kimse bir şey diyemez artık. Senelerden beri, çocukluğumdan beri hep bunun hayaliyle yaşadım Gül. Kimseye. Sana bile belli etmedim. Ne olur kabul et. Göreceksin seni mutlu edeceğim. Bütün söylentiler bitecek. Beni güç durumdan kurtarmak için evlenmek istiyorum. Seni sevdiğime inanmıyor musun? Belki. Ama ben şimdiye kadar sana sadece bir kardeş gözüyle baktım. Ancak sevdiğim, çok sevdiğim biriyle evlenirim ben. Sana eşlik edemem. Olsun, razıyım. Öyle evlilik mi olur? Mutlu olamazsın. Pişman olursun sonra. Seni karım olarak bileyim, seni yanımda göreyim, elimi bile sürmesem yeter bana. Ne olur Gül, ne olur kabul et. Gül müjde. Nikah muamelesi tamam. Annene bahsettin mi? Bu akşam söyleyeceğim. Ama hiç merak etme. Abim gibi benim de gitmemi istemediği için mutlaka kabul edecektir. Biliyorsun abim hayırsız çıktı. Bir mektup bile yazmadı. Neyse boş ver. Gel şimdi sana güzel bir yemek pişireyim. Hadi. Sen benim, ben senin ele. Sevgili Gül. O gün seni otobüse almadığım için beni affet. Bir an erkeklik gururumun esiri oldum. Şimdi çok pişmanım. İlk haftalığımda küçük bir ev kiraladım. Burası bizim yuvamız olacak. Bana hemen nüfus kağıdını yolla. Derhal nikah muamelesine başlamak istiyorum. Neler yazıyorsun be Tayfun? Ne oldu? Bu evlenme işlerinde çok cahilsin galiba. Senin mutlaka oraya gitmen lazım. İzin verirler mi? Niçin vermesinler? Zaten yarın cumartesi. Ben izin alırım. Erkenden gidersin, pazar akşamı da dönersin, oldu mu? Sağ ol mühendis bey abi. Allah ne muradın varsa versin.
Haysiyetli muz, haysiyetli muz var. Aldırma onlara, gel. Hop delik, hop 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 hop. Delikanlı. Yıldız verelim, lazım olur. Kim söyledi o lafı? Kim söyledi o lafı dedim? Ben söyledim. Ne olacak? Sen! Şunları! Yürüyün hadi, yürüyün. O köpeklere söyle, adam nasıl dövülürmüş göstereceğim onlara. Namussuzlar hepsi birden çullandı. Hadi siz eve gidin. Adresini bir 82'ye çağıracaktık. Öyle değil mi Gül? Tebrik filan beklemeyin benden. Ben sana su ısıtayım Kemal. Şimdi başlarım senin suyundan. Kemal! Ne oldu? Bir şey yok, merak etme anne. Serseriler laf attılar, kavga ettim. Ben bu uğursuzluğun nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Gül, hadi odamıza çıkalım. Tayfun, ne zaman geldin? Biraz evvel. Nikaha zor yetiştim. Nikahı da yerin dibine batsın. Niçin kavga etti o aptal? O ahlaksız kızın yüzünden hep bunlar. O kadar yalvardım, söz dinletemedim Kemal'e. Thank you.
Ne o? Sen yatmadın mı yoksa? Kemal! Ne var anne? Nerede? İçeride, uyuyor. Onu sormuyorum. Şeytan görsün yüzünü. Namuslu bir genç kız gibi senin koynuna girmesinin delilini istiyorum. Ne demek istiyorsun anne? Sen karışma. Ne de olsa bir anneyim. Adetlerimiz var bizim. Bilmiyorsan öğren. Bu eve ancak iffetli bir kız gelin olarak gelebilir. Hadi emanetini getir. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Ne? Yoksa kız değil mi? Sus anne. Yoksa gerçekten bir yosma mı? Yosma! Yosma! Sus! Biliyordum zaten. Vah başıma gelenler. Günaydın. Görüşmek için yanlış zaman seçtim galiba. Bir şey mi isterim? Şu arsa meselesini tekrar konuşsak. Israr etme. Söyledim bir kere. Satılık arsamız yok. Para teklif etmiyorum. Başka teklifim var. Yeni işime ortak olacaksın. Yeni işine mi? Limandaki tersaneyi ben satın aldım. Madem arsayı belirli bir para karşılığı satmıyorsun, karşılığında tersanenin karına %50 ortak ediyorum üçünüzü. Ne dersin? Bilmiyorum. Sen ne dersin Kemal? Ortaklıktan her yıl elinize en aşağı 200 bin lira geçecek. Hem de ömür boyu. Nasıl? Bundan iyi teklif mi olur? Bana fena gelmiyor. İyi değil mi anne? Bilmiyorum. Ne isterseniz onu yapın. Yeter ki üzüldüğünüzü görmeyeyim. Ben hiç karışmam. İki kardeş diledikleri gibi idare ederler işi. Beni asıl ilgilendiren kuracağım turistik tesisler. Tayfun, sen de başka şehirlerde el kapılarında çalışmaktan kurtulmuş olursun. Kendi işini bilirsin. Pekala, kabul ediyorum. Evrakı hazırlat, yarın noterde buluşalım. Sonunda anlaşacağımızı tahmin etmiştim. Göreceksin bak, pişman olmayacaksın. Keyifsiz bir halim var. Bir sigaram var mı? Ha, tabii. Buyur. Tam bana göresin Gül. Çılgın gibi hoşlanıyorum senden. Bir gün fikrini değiştirirsen koş gel bana, bekliyorum. Sigara için teşekkürler. Hadi işine. Beraber görürlerse yine başlarlar dedikoduya. Aa, boşver. Ne
Neredeydin Tayfun? Dolaştım biraz. Hava aldım. Son günlerde çok içmeye başladın. Mahvediyorsun kendini oğlum. İçki içmeyeyim, sigara içmeyeyim. İstemiyorsan su da içmeyeyim. Başka bir diyeceğin var mı? Sıhhatin için söyledim. Sen bilirsin. Gül abla, gül abla. Benim adım İbiş. Yaparım sana bir iş. Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. İlk evlendiğimiz geceden beri bu kaçıncı kukla oyunu Kemal? 18. Bakalım bu garip evlilikten ne zaman bıkacaksın? Hiçbir zaman. Ben mutluyum böyle. Aramızdaki anlaşmayı kimse bilmedikten sonra neden mutsuz olacakmışım? İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu bizim konyak? Doldur bir tane daha. Çok içtin Tayfun. Yeter artık. Akıl istemiyorum, içki istiyorum. Doldur şunu. Ha, unutmadan söyleyeyim, parçaları alırken bir takım da deve boynu anahtarı aldım. Lazım oluyor. Olur. Başka bir diyeceğin var mı? Hayır. Akşama erken döneceksin değil mi? Hı. Bir aksilik çıkmazsa dönerim.
Neden kurtardın beni? Bilmiyorum. Benden nefret ettiğin için mi? Belki. Keşke kurtarmasaydın. Neden? Senden nefret ediyorum. Yalan söylüyorsun. Doğruyu söylüyorum. Hayatımı yıktın. Senden iğreniyorum. Benim hayatım da yıkıldı. İnanmam. Benim kadar acı çekmiyorsun. Tahmin edemeyeceğin kadar. İnanayım mı? İnansan neye yarar artık? Hatta yapalım. İğreniyorum. Tayfun. Evet, iğreniyorum. Bilhassa senden. Yapmayacaktın bunu. Sarılmayacaktın bana. Tahrik etmeyecektin. Hislerimle oynamayacaktın. Neler söylüyorsun Tayfun? Boşuna değilmiş hakkında söylenenler. Adi bir sokak yosmasından başka bir şey değilsin sen. Adi bir sokak yosması. Gül ortalarda yok. Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bana ne soruyorsun? Evde yok. Bugün sandalla gezmeye gitmiş. Sandalı batık bulmuşlar. Yangın çıkmış. Neler oldu anlatsana. Gül'e bir şey oldu diye meraklanıyorsan olmadı. Ama nerede olduğunu soruyorsan onu bilmem. Senin yerinde olsam aramam da. Çıldırdın mı sen? Karım olduğunu unuttun mu yoksa? Bak Kemal. Hazır ortadan kaybolmuşken bırak nereye giderse gitsin. Hayır gelmez ondan sana. Abi sözü dinle. Aranızda bir şey mi oldu yoksa? Onda gözüm var değil mi? Onun için böyle konuşuyorsun. İftira atıyorsun. Bir daha böyle konuştuğunu duyarsam öldürürüm seni. Çok adisin abi. Aşağılık birisin. Abiyle nasıl konuşulacağını öğren, ondan sonra karşıma gel. Bırakın, bırakın da onu size bırakın. Eve götürün onu. Bırakın beni, bırakın. Bırakın be, bırakın, bırakın. Girmeyin kimsin arasına. Çekilin diyorum size, çekilin. Siz karışmayın bu işe. Bırakın beni. Laftan anlamaz mısınız siz, bırakın. Thank you.
Tayfun, Kemal. Bir şey oldu mu Kemal'e? Her şey o kadın yüzünden başımıza geldi. Allah'ım, nedir bu yuvamızın üstüne çöken felaket? Kemal, hayatını daha fazla zehirlememek için buralardan gitmeye karar verdim. Alın yazın neyse ona katlanacağım. Gül. Bülent. Efendim? Bu zarfı Kemal abine götürür müsün? Seninle konuşacaklarım var Gül. Buralarda kalmak istemiyorum artık. Yardıma ihtiyacın var. Böyle zamanda ben yardım etmeyeceğim de kim edecek? Başka kimseden hayır yok sana. Hadi gel, inatçılık etme. Evde eş dosttan kalma bir sürü elbise var. Bu ıslak şeyleri çıkarırsın. Giyindin mi Gül? Gelme. Peki, peki. Ne giysen yakışıyor. Otur da ısın. Ne de olsa üşümüşsündür. İç şunu, iyi gelir. Yaptığın evliliğin iyi sonuç vermeyeceğini söylemiştim sana. Dediğim çıktı. Kasaba dedikodudan çalkalanıyor. Burada yaşayamazsın artık. Biliyorum, gitmem lazım. Bir yerlere gitmeli, beni bulamayacakları bir yerlere. Ben götüreceğim seni, benimle beraber geleceksin. Aklının almayacağı bir hayat yaşatacağım sana, göreceksin bak. Benden sana hayır geleceğini sanmıyorum. Ayıp ettim. Senin gibi bir kız hiçbir zaman yalnız yaşayamaz. Ben gidiyorum. Saçmalıyorsun. Bırak da artık senin yolunu ben çizeyim. Bütün bu olanları kısa zamanda unutursun. Yapıyorsun çıldırdın mı? Bırak! Bırak da evlatlarıma yaptıklarını kanıyla ödesin. Bırak diyorum! Bu gibi işler cinayete temizlenmez. Evlatlarım sağ ol. Hepiniz aklınızı oynatmışsınız. Kan dökeceksiniz de ne olacak? Sana ne? Senin numaranda mı? Hapislerde süründürecekler seni. Bırak! Çok mu mutlu olacak evlatların? Daha fazla zarar vermesine mani olacağım. Öldüreceğim onu! Lüzum yok artık. Ben onu buradan götürüyorum. Boşanın oğlundan. Yeter yaptığınız çılgınlıklar. Alıp götüreceksin ha? Bir daha buraya ayak basmayacak. Söz mü? Evet söz. Söz veriyorum. Gördün mü bak? Her şey nasıl kendiliğinden halledildi. Artık buradan ayrılamazsın. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. Geç de içeride uzan biraz. Seni de kötü kaderimin peşinde daha fazla sürüklemek istemiyorum. Şimdiye kadar olanlar için beni affet. Sana bütün kalbimle layık olduğun mutlu bir hayat dilerim. Vay sürtük, bir de mektup gönderiyor ha. Ben bu işi halletmesini bilirim. Bırakın.
Bırak. Yat bakalım. Bırak. Yat bakalım. Gül'ün gitmesine mani olacağım. Gene kavga etmek istiyorsan hazırım ben. Bırak onun peşini artık. Sana söyledim, hayır yok bu evlilikten. Bir yere gidemezsin. Anlaşıldı, ikimizden birinin ölümüyle bitecek bu iş. Seni öldürmeme lüzum yok. Başka türlü de engel olmasını bilirim ben. Önce boşanacaksın. Ailenin ismini taşıyarak ortalıkta dolaşamaz. Hayır, ayrılmam ondan. Boşanacaksın dedim. Sonra nereye giderse gitsin, bu iş ancak böyle biter. Tayfun, nereye böyle? Gül'ü arıyorum. Gördün mü? Nerede Gül? Nerede olacak? Reşit'in kucağında şimdi de. Namusumuz rezil oldu. Ben namusumuzu temizlemesini bilirim. Çekil anne. Bırak oğlum. Başını derde sokma. Gençliğine acı. Sen artık karışma bu işe. Kemal'de sakın çözeyim deme. Tayfun! Buradan. Mecbur kaldığım için buraya sığındım diye geçmişle olan bağlarımı koparamam. Evli bir kadınım ben. Sana bu kadar kötülük ettikleri halde aklın hala onlarda. Artık sen benimsin. Dur, kaçma diyorum sana. Buralardan gidinceye kadar sabredemedim mi? Bu kadar madileştim. Artık benim hayatıma ne karışıyorsun? Ne hakkın var? Kardeşimin namusu benim namusum demektir. Onu ucuza sattırmayacağımı aklına sokmaya geldim. Bırak benim peşimi Tayfun. Senden de, Kemal'den de, hepinizden nefret ediyorum. Reşit'i seviyorum ben. Aradığım her şeyi onda buldum. Siz namusunuzla baş başa kalın. Önce kardeşimden boşanır, ne cehenneme istersen gidersin. Benim evimde kadın dövülmez. Dağ başı değil burası. Bırak kızı git. Nasıl dövüldüğünü sana da göstereyim. Gebertirim seni olan it. Kulaklarını aç da dinle. Bak karın neler söylüyor hakkında. Tekrar et orada söylediklerini. Hadi durma, durma. Abi, bırak onu. Tekrar et. Bizlerden nefret ettiğini söyle de duysun. Evet, evet nefret ediyorum. İnsanlıktan çıkmışsınız hepiniz. Nefret ediyorum. İşittin mi? Peşinden koştuğun kadının neler söylediğini duydun mu? Yarından tez yok boşayacaksın onu, anlıyor musun? Boşuna uğraşıyorsun. Bana bak Kemal. Sana son defa söylüyorum. Eğer bu kadını boşamazsan öldürürüm seni. Öldürürüm. Davalı Kemal Erdemir. Davacı tarafın söylediklerini ve boşanmak istediğini duydunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
Aramızdaki geçimsizlik nedeniyle ayrılmak istiyorum. Hadi gidiyoruz. Kuşadası'nda ikimize de iş buldum. Göreceksin ne güzel yer orası. Kuş adamızın en seçme dünyaca meşhur şarapları. Evet. Ve sizimiz tarafından sizlere hediyemizdir. Evet. Buyurun. 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 İçelim dostlar şerefe. Şerefe. Şerefe dostlar. İçin kendinizden geçin. Buyurun. Buyurun. Gel gel. Nasıl gül? Methettiğim kadar var mıymış Kuşadası? Güzel yer, haklıymışsın. Halkı da iyidir buranın yani. Zamanla daha da fazla seveceksin. Sen otur da şuraya dinlen. Hadi. Buyurun, buyurun şöyle oturun. Dalga geçme be. Müşterilerle biraz alakadar ol. Ne arzu ettin? Rakı içiyoruz değil mi? Bir büyük kulüp biraz da meze getir. Tanıdınız mı bu yavruyu? Kim bu? Bodrumlu gül. Evet. Ta kendisi. Desene Bodrum'un yosması Kuşadası'nın çiçeği olmuşum be. Dur bakalım. Bu gece belki bir iş çıkarır. Gül, sakın o serserilere fazla yüz vermem. Bela aradıkları belli. Canları cehenneme. Ben işime bakarım. Bakıyorum tanımamazlıktan geliyorsun yavrum. Ne çabuk unuttun bizleri. Başka bir isteğiniz var mı? Var. Şu masaya oturuver de bize arkadaşlık ediver. Burası lokanta. Konsomatris arıyorsanız bara gidin. Sen varken bara gitmeye ne acet yavrum. Maşallah hepimize yetersin. Yavrum, yabancı sayılmayız. Gel. Çekil, çekil. Bırak beni. Sen hepimize yetersin. Yabancı sayılmayız. Gel hadi. Oğlum ne oluyor be? Ne oluyor? Dur be. Oh!
Dur şunları. Hep senin yüzünden kalkayabiliyorlar. Hale getirdiğini gördün mü dükkanımı? Pulunu pırtını topla, çabuk defol buradan. Kusura bakma usta. Her şey benim yüzümden oldu. Zararın neyse öderim ben. Kovma onu. Bugün sen, yarın bir başkası. Geldiğinden beri her gün bir huzursuzluk çıkıyor. Çeksin gitsin buradan. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çalıştırmam artık onu. Neden geldin buraya? Başım rahat da hiç olmazsa burada. Alışmıştım sataşmalarına. Zaten kaderim bu benim. Nereye gitsem hep aynı şey. Kimi çimdik atar, kimi laf atar. Kimi de arkamdan kötü konuşur. Ne yapalım? Çilem neyse çekeceğim. Ne güzel çalışıyor, karnımı doyuruyordum. İşimden de ettim beni. Adamın zararını ödeyince belki caydırırım. Bir ilişiğim kalmadı artık sizle. İsminizi de taşımıyorum. İstediklerin oldu. Söylesene, ne geliyorsun peşimden? Allah kahretsin. İçimden koparıp atamıyorum seni bir türlü. Reşit'le gitmediğini görünce o gün söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu anladım. Biraz geç anlamışsın. Reşit gibi adi bir adamı sevebileceğimi sandın. Ama hiçbir gün olsun bana itimat etmedin. Buraları nasıl yıkıp devirdinse aramızdaki o güzel bağda öylesine kopardın, mahvettin. Eşyalarını topladım Gül. Sen nereye Memo? Patron beni de sepetledi. Ama umurumda mı benim? Bak sabah oldu. Koca Türkiye'de bir burası mı var yani? Ören var, Ayvalık var, Erdek var. Gene kıyak bir iş bulurum ikimize. Hayıflanma sen Gül abla. Dargın mı ayrılacaksınız yani? Ya ben bu sefer ayrılmanızı istemiyorsam?